İyi günler değerli izleyenler. Kıbrıs TV ekranlarında Nerede Kalmıştık programında sizlerle birlikteyiz. Haftanın sonuna doğru giderken yağmurlu bir Lefkoşa bereketli olsun diyelim. Bereketiyle gelsin yağmurlar. Ama nerede kalmıştık sorusunu hep soruyoruz konuklarımıza. Ama aslında hiç kalmak istemediğimiz bir noktadan başlayacağız. Hemen açıklayalım. Mehmetçik, sağlık ocağında iki hemşireyi darp edilmesi olayıyla ilgili maalesef bu konuda nerede kalmıştık cümlesini de kurmak istemiyorum. Bu son olsun diyorum. Çünkü sağlık çalışanlarına yapılan her bir zarar, her bir şiddet olayı aslında hepimizin karşı durması gereken, ortak paydada buluşmamız gereken konulardan bir tanesi. Şiddetin hepsine karşıyız. Bunun da altını çizelim. Bunu elbette ki konuşacağız. Öte yandan seçimler var, öte yandan ekonomi var. Konuşacak çok şey var. Hemen konuğumu tanıtayım size. Kamu Sen Başkanı Metin Atan'la birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz Metin Atan. Hoş bulduk Elif Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet, nerede kalmıştık diye soruyoruz ama burada kalmasaydık keşke. Maalesef istenmeyen bir olay yaşandı. Bu konuda sizin de açıklamalarınız var ama şiddete zaten karşıyız ama özellikle sağlık çalışanları zaten pandemiden sonra, pandemiyle birlikte çok yorgundular. Haklarını ararken bir sürü mücadele vermek durumunda kalıyorlar. Bir de bu tür istenmeyen olaylar yaşıyoruz. Dilerseniz programı da bununla açalım. Öncelikle teşekkür ediyorum sizlere ve Kıbrıs TV'ye. Şimdi tabii ki biz bunu kınıyoruz, başından söyleyeyim. Çünkü bu bir değil zaten. Hı hı. Daha öncesi de var. Ancak bunlarından ilgili ne gibi tedbirler alınıyor? Hatta burada hiç bu ilgili şahısın elini kesmiş olup kendileri yardımına koşan ve gerçekten canlarını ortaya koyarak giden vefakar, cefakar hemşirelerimiz, sağlıkçılarımıza bu yapılanları biz doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. Ve bunun ivedilikle artık savcılık bu konuda, bu gibi durumlarda sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan bu vandallığı diyeyim artık. Hı hı. Lütfen artık dikkate alsınlar. Ve şimdi ifadesini alıp tekrar dışarıya salmakla, yani çalışanları cezalandırılıyor esasında. Bu insanlarımız gece yarısı herkes uyurken görev başında bu çalışan arkadaşlarımız ve hemşirelerimizi ben buradan çok geçmiş olsun diliyorum. Ve öyle bir durum olası oldu ki hemşirelerimizin peşinden gidip kaçmalarla rağmen peşine düşüp kapıyı zorlaması, aracı korkarak içeriye girdiler. Aracın içerisine kilitlendi zannettiler hemşireler ama kilitleyememişler kapıyı. Onu açıp ayağını çekiyor. Yani bir bu kadar ve hemşehrimiz yola koşuyor. Yolda Allah'ın bir kulu yardım isteniyor. Yok. Ve o gece bir böyle gece nightmare gibi bir durum oldu. Ve bununla ilgili biz gerekli adımları zaten Sayın Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı. Ben teşekkür ediyorum. Olması gereken buydu. Sahiplenmemiz lazım. Ancak göreceğiz. Polis de ifadelerini alıp herhalde teminatla serbest bırakmıştır. Ama bu gibi olaylarda artık yeter diyoruz. Ve sağlık çalışanlarımızın her bireyine yapılanı da defalarca kınıyoruz ve bunun da takipçisi olacağız. Ben söylüyorum. Gerekli adımlar atılmaması durumunda da biz gerekirse grevse grev orayı kapatacağız o zaman. Yani biz bazı adımlar bekliyoruz. Yani bu insanlarımız biliyorsunuz pandemi döneminde neler çektiler. Çok özverili. Neler özverili, neler yaptılar. Ve ne dedik? Sağlıkçılarımız başımızın tacı dedik. Alkışladık. Alkışladık ama şimdi böyle bir olayda yardımına koşuyorlar ve böyle darpla karşılaşıyorlar. Kim isterse olsun. Bu insanlık namına bir durum değil. Bunun en büyük ceza alması için de gerekli adımları biz atacağız. Onu söyleyeyim. Ve tekrardan kınıyorum. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Yani burada belki cezalarla ilgili bir düzenlemeye de ihtiyacımız olacak. Çünkü yargı karşısına çıkartılığında da burada karar vericilerin de aslında yasa önünde ne çıkıyorsa karşısına onu yapıyor. Ama daha caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyacımız var gibi düşünmek lazım belki de. Ne düşünürsünüz bu konuda? Evet Elif Hanım, yalnız orada değil. Yani bu şiddete karşı zaten mobbing bir suç. Mobbing suç. Darp olayı da daha farklı bir olay. Tabii işin fiziksel boyutu apayrı. Fiziksel evet. Bunlar büyük, önemli bizim için ve mobbingin bile suç sayıldığı, mobbingin bile ceza karşılığı olan bir eylemde darbın
tabii ki daha büyük şeylere sebebiyet vermesi lazım, cezalara sebebiyet vermesi lazım ama görüyoruz ki bu ülkede maalesef her konuda denetimden tutun, caydırıcı ne kadar konuşuyoruz, her durumlarda bile söylüyoruz. Denetim, caydırıcı yasaların geçmesi, gerekli adımları, güvenliğimiz kalmadı. Bakın bu durumda bile bir güvenlikçi böyle bir durumda lazım, güvenliğin yetişmesi lazım, polisin yetişmesi lazım. Ve 3 tane polis geliyor ve polise de direniyor. Polisi de itip kakıyor, sövüyor, sayıyor. Polis zor zapt edip ifadesini almaya götürüyor. Tamam da ne oldu burası ya? Burası ne oldu onu sormak Kolluk lazım. Kolluk kuvvetlerine karşı geliş var, sağlıkçıyı darp etme var. Yani hırsızlık, uyuşturuculuk, yani her şey bu ülkede artık mübah oluyor. Yani bunu yapan ya ödül alıyor neredeyse ya. İnsana siz bu kadar can görüyorsunuz, hayvanlar Alsancak'ta zehirlemişler. O başka bir olay. Ya Allah aşkına insaniyet namına ne olduk böyle yani ya? Canlıları, can bu hayvanlar ne suçu var orada siz gidip zehirleyeceksiniz? Bak o da var. Yani o şimdi aklıma geldi ama burada bunu sağlıkçılarımızın ben hiç merak etmesinler. Zaten üyelerimiz bizim sağlıkçılarımız. Sonuna kadar arkasındayız. Ne olması gerekiyorsa da biz gereğini yapacağız. Gerek yargı önünde, gerek kendilerine bu durumda grevse grev. En azından Sağlık Bakanlığı'na ben buradan teşekkür ederim Sayın Bakanımıza da. Duyarlılık gösterdi. Hı hı. Ve bizleri de aradı Sayın Bakanım. Hı hı. Başkanım dedi biz de bir açıklama yapalım. Birlik aynı ağızdan. Tabii ki dedim siz de yapabilirsiniz. Onlar da kınadı. Ama bu kınamayla kalmaması lazım. Onu söylemek istiyorum. Bunun gerekli caydırıcı cezalarına verilmesi lazım ve ağır verilmesi lazım. Çünkü orada senin hayatını kurtarmaya gelen birine sen darp yapıyorsun ya da itiyorsun, kakıyorsun, sövüyorsun. Tamam mı? Kardeşim ne yapıyorsun sen? Ve böyle bir durumlara vesile oluyor. Ve ülkenin özeti bu işte. Sosyolojik yapı olarak evet. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok da alışık olmadığımız tablolar bunlar. Alışmak da istemiyoruz daha doğrusu. Buna alışmamamız lazım. Şiddetin hiçbirine. Pandemide aynen. Evet sağlık çalışanlarının verdiği özverili çalışmaları alkışlarken ne kadar kıymetli olduklarını görürken aradan geçen 2-3 sürede darp ediliyor bu insanlar. Bunda sessiz kalmamalıyız, duyarsız tabii kalmamalıyız. Tabii. Kadına, hayvana, hiçbir canlı uygulanan şiddet karşısında susmamalıyız. Bizler de sendikalar gibi basın yayın organları olarak bu konunun takipçisi olup elbette ki şiddetin karşısında duracağız. Daha caydırıcı cezalar ta ki yerini bulana kadar ki bulunması lazım diyelim. Evet aslında şiddet konusu apayrı bir konu ama bunu burada noktalayalım. Çünkü ülkenin iç meselelerinde de konuşmamız gereken evet. Çok başlık var. Bu başlıklardan bir tanesi de son günlerde en çok gündeme gelen meclis koltuklarında da konuşulan biliyorsunuz erken ara seçim. Daha doğrusu ara seçim muhalefetin de dediği haydi gelin erken seçim yapalım ama iktidar bu noktada bunu kabul etmiyor ve böyle bir gereklilik olmadığını söylüyor ve Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti'de adaylarını sırasıyla açıkladılar. Şimdi bu seçimin bir de maliyeti var. Şimdi biz hep sizin söylediğiniz programlarımızda seçim değil geçim diyorsunuz evet. Bana her defasında. Evet. Şimdi geçim sıkıntısı hala devam ederken yüksek meblağlı bir ara seçimde. Siz erken seçimi destekler miydiniz yoksa olması gereken şimdi, bu muydu? Şimdi demokratik yapımıza göre eğer yapılması gerekiyorsa anayasal bir durumdur bu. Yapılması gerekiyorsa yapılıyor ama gerekli miyiz diyorum ben. Değil. Yani bir mecliste sanki de çok şey değişecekmiş gibi ya da daha farklı bir olgu olacakmış gibi bir mantık üretilmesine ben sıcak bakmıyorum zaten. İşte yeni birileri girecek. Değişen ne olacak? Mantık sistem değişmediği sürece. Oraya gelen kim olursa olsun farklı bir durum olmayacak. Artı maliyet durumuna bakıyoruz. Siz bir taraftan kısmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan 20-30 milyona patlayacak bu. Bakın bu bir kişilik ara seçim 20 milyon 30 milyon arasıdır. Bu kadar bir kişi için bir seçim için bu kadar yapılması da ben doğru bulmuyorum. Her şey doğru olur. Evet ekonomik krizimiz de yok. Her şey düzgün gider yaparsın onda bir şey olmaz ama bu durumda gerekli de değildi zaten yani onu da söyleyeyim ama yasa gereği demokrasi gereği de yapılması gerekiyordu anayasal yükümlülükler yerine getirilmesi adına yapılması gerekiyordu yapılıyor
Ama çok da ben olumlu ya da çok değişen bir şey olacağı konusunda da hiç şey düşünmüyorum yani bu konuda. Ama üzüldüğüm, yani bir taraftan halkın çektiği ekonomik sıkıntılar, vatandaşımızın çektiği sıkıntılar dururken şimdi her şey odaklanmış. Bu seçime odaklanıyor şu an. Seçim yasakları girecek biliyorsunuz. Yine sıkıntılar tutun bütün dairelerde yapılacak olan terfiler duracak. Efendim bazı durumlarda çünkü girişimler olmayacak. Sırf bu seçim var diye, seçim yasağına girdiği için. Ya bizim hayatımız böyle zaten. Kısa sürelerle seçim yaşıyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Ve bu ülkede artık bir şeyin ben gerçekten samimi söylüyorum. Yani kimse kusura bakmasın. Yani burada şu anki parti, başkan partili olanlar değil, koalisyonda olanlar için söylemiyorum. Gelmiş geçmiş partileri de buraya kadar gelmemizin suçluları onlar hepsi. Yani sadece şu an bulananlara ben söylemiyorum. Ama bulananlar da kardeşim kendi görev yetki sorumlularını yerine getirmemekle kavga ediyor, direniyorlar. Şimdi siz bu ülkede biz ne diyoruz? En büyük sorun nedir bu ülkede Elif Hanım? Hayat pahalı değil mi? Sıkıntı ekonomidir. Ne gibi önlemler alındı bugüne kadar? Siz bana sonra söyleyebilir misiniz? Biz ne dedik? Derdimiz seçim değil geçimdir dedik. Hatırlayın. Ve ben onun arkasında duruyorum. Herkesin düşüncesi şu an seçim değil geçimdir. Ve 15 Mayıs'tan sonra bakın büyük bir dalga geliyor. Ben buradan söyleyeyim. Yani ben soruyorum hükümetimize ne gibi tedbirler alıyorsunuz bu dalga karşısında? Gelecek ekonomik olan ekonomik kriz ve siyasi kriz karşısında ne gibi önlemler aldılar? Bize açıklasınlar. Yani desin ki ya böyle bir kriz geliyor. Bizim şu 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 reform ya da şunu şunu yapmamız gerekiyor. Bir şey var mı yapılan? Maalesef yok. Yani ne olacak? Ne diyecekler? Ben size söyleyeyim. Yapacak bir şeyimiz yok mu arkadaşlar? Dövizdir. Yükseldi. Biz de TL'ye bağımlıyız. Bunun bedelini ödeyeceğiz diyecekler. Kendimize ait bir para politikamızın olmaması da odur. Ama böyle küçük küçük siz önlemler alabilirsiniz esasında tedbir amaçlı. Mesela bu biliyorsunuz dövizin yükselmesiyle biz ne dedik? Bu ülkede kayıt dışılık %65'lere vardı, %70'lere vardı. Ve siz bu kayıt dışının önlemi adına ne gibi adım attınız? Bak ne kadar zamandır söylüyoruz. Dedik ki herkes kredi kartı kullansın değil mi? Doğru. Bunlarla ilgili yaparken mesela kiraların Türkiye Cumhuriyeti bunu yaptı. Mesela herkes kendine göre koyuyor kirayı. 5 ise 10 yapıyor. 10 ise 15 yapıyor. İstersen diyor. Tamam da senin vatandaşındır bu sıkıntıyı yaşayacak olan. Siz hükümet olarak buna diyebilir misiniz? Hayır efendim %30 koyacaksın. %50 koy. %100 değil. Bu gibi önlemler, bu gibi tedbirler almanız gerekirken hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Bir taraftan her şey süt liman gibi görünüyor ama kendileri açısından baktığında ama vatandaşa sorduğunuzda perişanlar oynuyor insanlarımız, halkımız, hepimiz. Markete gidip daha önce 500 TL'ye iki boşetleri doldurup gidiyorduk. Şimdi 3 tane ürün koyuyorsun, o fiyatı alıyor. Yani şeyi de söylüyorum, hayat pahalılığı önemli olan hayat pahalılığı olması değil, hayatı ucuzlatmaktır. Olması gereken budur. Alım gücünü yükseltmek. Alım gücüdür tabii ki. Alım gücüne siz bana şimdi döviz yükselmiş. Tamam mı? İsterlin 25'i bulmuş geçmiş. Her şey bizde isterlin. Dolar. Dolar yükseliyor. Euro yükseliyor. Bunun karşılığı nedir? Ha siz bana diyeceksiniz ki %30'dur hayat pahalılığı. 30 olsa ne olacak? Asgari ücretli perişan, asgari ücretli açlık sınırının altında kaldı. Bununla ilgili ne önlemler alıyorlar? Bu döviz karşısında. Bakın bunlarla ilgili bir oturup ya biz bir politika yapacağız, bir oturup bir yuvarlak masa etrafında her kesimden bir teknik bilgi açısından olsun, efendim görüş olsun, fikirler olsun bir yuvarlak masada oturup bir kararlar üretelim. Mantığı yok ve bunu da söylerken tabii ki görüyorum insanların güvenliği de kalmamış. Ve güven olmadığı yerde biliyorsunuz sıkıntılar oluyor. Ve tabii ki bunların da devamında eşittir sıfır. Yapılan yani olumlu bir şey oldu da biz sendikalar, sivil toplum örgütleri
tepki koyarız, anlarım bir yere kadar. Bir şey yok, o nedenle biz tepki koyuyoruz. Peki şimdi tam bunları konuşurken ekonomi aslında uzun zamandır ana gündem maddemiz. Tabii ki zaman zaman farklı gündemleri de değerlendiriyoruz ama bu erken seçim çağrılarına bağlamak istiyorum yine konuyu. Aslında uzun zamandır biz tek başına iktidar olabilen bir partide görmedik. Şu anki sistemde... Yani hepsi hedefliyor aslında, her parti tek başına iktidar olmayı gönlünde yatan aslan bu ama hep koalisyon ortaklıklarıyla kurulan hükümetler ve hep erken seçimler, gününden önce yapılan seçimler. Bu noktada iktidar diyor ki biz erken seçim yapmayacağız ve görevimizin başındayız. Bir istikrar sorgulamasını da her dönem seçim döneminde biliyorsunuz sizinle de yaptık. Şimdi erken seçim. Bu ekonomik sıkıntılarda neyi değiştirecekti? Yani muhtemelen yine bir olası koalisyon arayışına girecekti her partide. Ya kim daha fazla oy çokluğunu alırsa. Küçük ortaklar büyük ortaklara zaman zaman tahkimlerde bulunuyorlardı biliyorsunuz. Ve aslında bir de hükümet krizi, hükümet arayışı gibi zaman kaybı da olacaktı. Bu noktada... Sadece ekonominin düzelmesi için muhalefetin çağrısı gibi bir erken seçim yeterli gelecek mi bu kadar sıkıntının içerisinde? Şimdi şunu söyleyeyim, tabii ki olumlu bir şeyler olsa anlarım. Yani bu hükümetin oturuyor mesela üçlü koalisyonda her şey, bazı olumlu işler yapıyorlar. Dersin ki ya bunları yaptı muhalefet başka bir parti, yani olumludur, seçime gerek yok mantığıyla. Zamanı geldiğinde yapılsın dersin ama... Şimdi görüyorum, hiç kusura bakılmaz. Muhalefetin de buraya geldiği zaman bir şey olacağı yok. Yani öyle bir yapı var şu an. Sistemin değişmesi lazım Elif Hanım. Sistem de seni eğer Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, Mehmet gitmiş, Ali gelmiş olayı, biz artık bunlara alıştık. Yani bizim istediğimiz gelecek olan parti veyahut partiler bazı şeyleri elle tutulur halkının yararına, vatandaşın yararına, yani cekcaklarla yürümeyeceğiz. Şimdi muhalefette de bunu yapacağız, şunu yapacağız, edeceğiz de geldiğinizde o imkanı ya da o şeyi verebilecek misiniz? Yani muhalefeti de aslında bu anlamda tabii yeterli ki, bakın muhalefeti ben, bakın çok ben beğendiğim arkadaşlarımız var muhalefette. Hepsine gerçekten saygı duyduğumuz, tabii insanlarımız ki, tabii var. Ki. Ama bir de topyekun baktığım zaman, şimdi buraya geldiği zaman başka bir parti ne değişecek? Ne yapılabilecek? Elinde sihirli bir değnek mi var? Her şeyin ekonomiyi değişecek ya da siz... Ben de söylüyorum, bunu muhalefetteyken de yapılabilir. Sistem değişikliğine gidilmesi lazım. Sistemde nedir? Ben söylüyorum her zaman. Bakan, milletvekili bakan olmayacak diyorum. Önce buradan başlasınlar, görelim. Yapabiliyorlar mı? Yok. Peki biz diyoruz ki yasaları caydırıcı şekle sokun ve halkın menfaatine olan yasaları uygulayın diyoruz. Var mı yapılan? Yok. Peki mecliste sadece tartışarak, işte sen benden daha kötüsün, sen benden daha iyisin tartışmalara neden olacak söylemlerle gündemi değiştirmeleri de bir şey değil. O nedenle ben söylüyorum, bakın muhalefet mesela evet iyi niyetli olabilir. Ama yeterli mi muhalefet yapabilmek için? Çünkü bakın ATO komitelerindeydi. Evet. Ben dedi boykot ediyorum, çekiliyorum. Ne oldu? Yasalar geçti mi? Geçti. Geçti. Tamam da o yasanın geçmemesi ise önemli olan, siz daha farklı türlerde bazı uygulamalar yapmanız lazım muhalefet olarak. Ben bir gördüm mesela bu Kıptek olayla ilgili söylüyorum. Orada yapılan mesela bizde de bir şu var Elif Hanım, sivil toplum örgütlerinde de. Biz bir eylem yaparsak bir grev, halkı da yanımıza almamız lazım. Hı. Yani muhalefet de aynıdır. Yani bu halktır, seni galeyana getirecek olan da, arkanda tutacak olan da, destekleyecek olan da odur. Ama halkın olmadığı, halkın benimsemediği, vatandaşın benimsemediği bir durumda bile bir şey olmaz. Muhalefetin de o şu anki gücünü ben görüyorum. Hükümete geldiklerinde bir şey olacağı konusu değil. Ha bunlar şu anki hükümet daha mı iyidir? Haşa değil. Ama bizim de istediğimiz, ha diyeceğiz ki ne yapacağız bundan sonra? Deneye deneye bulmaya çalışacağız. Artık yapacağımız bu. Çünkü insanların ümidi kalmadı artık. Artık yapılacak olan seçimlerde gidip oy kullanayım, İşte bunu seçeyim de benim için daha iyi olacak
mantığı yok. Göreceksin bu seçim, ara seçimde ne kadar kişi gidecek. Çünkü inancı kalmadı insanların. Ha seçim olduğunda gündeme otur diyorsunuz. İstediğiniz yasaları anide geçiriyorsunuz ama vatandaşla ilgili olan kısımda ise maalesef bunlar olmuyor. E tamam da bunlar olmadığı bir yerde biz de çıkıp itiraz ettiğimiz ya da tepki koyduğumuzda niye bize Kıbrıs Sendikalar Cumhuriyeti deniyor bize? Sayın Ulaştırma Bakanımız öyle dedi. Bunlar sendikalar cumhuriyetidir dedi. Tamam sendikalar cumhuriyetiyiz. Eğer biz olmayalım en azından biraz muhalefeti biz yapıyoruz bu ülkede. Bunu da kabullenmeleri lazım. Ama hoşlarına gitmiyor. Çünkü biz gözlerine soka soka yaptıkları hatayı ya da yaptıkları peşkeş olaylarını gözlerine sokuyoruz. Hoşlarına gitmiyor, odur esas. Niye onlar bu düzenin, biz mesela diyoruz değişsin bu düzen, bu statüko düzen değişsin diyoruz her zaman. Kendileri de söylüyor ama niye kendileri değiştirmiyor? Biz mi değiştirmiyoruz yani düzeni? Biz yasal boyutta ne olması gerekiyorsa bellidir sendikaların yapacağı. Esas hükümette olan sizsiniz. Sizler bu mecliste yasaları, yasamaları yapacak olan da sizlersiniz. Madem bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz, kendi menfaatiniz için değil, halkın menfaati için yapacaksınız. Halkı destekleyici olacak şekilleri yapacaksınız. Siz sadece oturuyorsunuz, bazılarına peşkeş çekesiniz, kendi ailenizdekileri işe sokasınız, birinci dereceden beşinci dereceye kadar ve diyesiniz ki o yapacak bir şeyimiz yok diyorsunuz. Siz bakansanız, siz o koltukta oturuyorsanız sorumluluk sahibisiniz. Siz bu hükümet şu an ne yapıyor biliyor musun? Verilen talimatları uygulamakla görevlidir. Aslında kirlenmiş bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Evet. Yani seçmen de bu noktada siyasetten beklentisi halka hizmet değil. Belki kendi çıkarları doğrultusunda birilerinin o koltuklara oturması. Seçilen de seçmene karşı yani ben bir şey soracağım size. İlişkiler. Yanlış anlamayın. Estağfurullah. Özür dileyerek lafınızı kesiyorum. Şimdi siz iş adamısınız değil mi? Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin adayı iş adamı. Siz bu kadar iyi bir durumdasınız. Ne gerek var sizin meclise girmenize? Sorarım ben. Mesela bir sorsalar bana ne gerek var? Siz bu kadar her şeyiniz düzeniniz, her şeyiniz tamam falan. Mecliste yani girip neleri yapacaksınız? Bana sonra söyleyebilirler mi? Bazıları giriyor, evet. Bir mantık bir halktan gelmedir, bazı hedefleri vardır bilmem ne. Siz hedeflerinize ulaştınız zaten. Meclise girdiğinizde ne yapacaksınız? Bunların cevabını elbette ki onlar verecek. Tamam işte ben soruyorum. Soruyorum ne yapacak yani meclise girdim? Ekonomisi gerçekten bu ülkede bilinen bir iş adamı. Ekonomi güçlü bir ekonomi içerisinde olan bir kişilik. Oraya girdiğinizde ne yapacaksınız? Ben bunu sorarım ki ilgili arkadaşımızın unutmadık kamu görevlilerine maaşından kes bu tarafa yatır dediğini de unutmadık. Unutmayız da yani bunlar. Bunları da söylemekten çekinmem yani. Yani bizim istediğimiz, bizim öngördüğümüz evet bu ülkenin yararına olacak. Bu ülkede halkından iç içe böyle her şeyini halktan alabilecek, liyakatla dolu, donanımlı insanımız istiyoruz biz orada görelim. Yani böyle bir ortamda şimdi siz aday çıkartmışsınız. Ben kişiliğinden değil ha, ben yanlış anlaşılmasın. Ben teknokrat bir yapıdan bahsediyorsunuz aslında. Yani aynen. İşin ehli olan gelsin aynen. Ve o bakanlığı... Şimdi bakın ben niye öyle söylüyorum Elif Hanım? Teknokrat olmasını niye diyorum ben? Çünkü o teknokrat 5 yıl için geliyorsa... Bilecek ki 1-5 yılı yoktur artık. Ve sadece o iş için yani. Ve radikal karar almada tamam mı? Gerekli adımları atabilecek. Siz vatandaşın işine gelmese de. Ama bir milletvekili sizi oraya götürdüğünüz zaman 5 yıl ne yapıyor? Ödün veriyor. Ama ben 1-5 yıl daha aday olacağım. Kafasında var çünkü. Çünkü niye herkes bakanlık istiyor? Bana birileri söylesin, milletvekili ise milletvekili olur ya. O da halka hizmet edebilir mecliste yasalarla. Niye bakan olması için bastırıyor ya da kavgalar çıkıyor biliyorsunuz iç dinamiklerinde. Çünkü nemalanma var.
Çünkü biliyor ki o koltuğa oturduğunda bir tık daha yukarı çıkacak şimdiki halinden. Biliyor ki vatandaşa hizmet değil, kendi yandaşlarına yapacak. Ve bunu da onun için istiyorlar ya. Koltuktan daha kalkmıyorlar. Öyle bir mantık var. Şu an biraz daha koltuğu alıp evlerine götürecekler. Orada da tursunlar. Yani öyle bir mantık var. Bu kadar yüksek egoyla koltuklara bağlıyken olası bir sistem değişikliği nasıl kabul ettirilecek? Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Yani azınlık bile kalsak mücadelemizi yapmamız, zaten bundan başka alternatif yok. Şimdi bina her yıl üzerine koya koya yan yatıyor artık. Yani bu bina devriliyor sistem zaten. Sistem kendi kendini mi yiyecek aslında? Evet. Yani artık dönecek, bakılacak ki artık en son ya zaten öyle başlandı artık. Şu an ekonomi diye bir şeyimiz yok. Dibin de dibini gördük. Ve şimdi TL'ye de bağımlılığımız. Şimdi 15'inden sonra ben söylüyorum. Yani mevcut hükümet kalır ya da kalmaz. Bakın mevcut Türkiye Cumhuriyeti hükümet kalır ya da kalmaz. Bir büyük dalga geliyor. Geliyor ve bağıra bağıra geliyor. Hazırlıklı olun be arkadaşlar, geliyoruz. Güçlü ülkeler biliyorsunuz. Global bir sıkıntı var ekonomi açıdan baktığınızda ama doğru. Biz gücümüz, bizim ayakta duracağımız ekonomi gücümüz bir Türkiye'dir. Başka neyimiz var ki? Ha burada adam gibi bakın yine söylüyorum. Kendi ayaklarımızın üzerinde duramaz mıyız? Tabii ki dururuz. Adam gibi vergi toplayacaksınız. Adam gibi gerekli adımları atarken yasaların öngördüğü şekilde caydırıcı cezalar getireceksiniz. Şimdi çok kazanandan çok az kazanandan az alacaksınız. Adalet ve sistemi getireceksiniz. Bunlar olmadığı yerde, zaten adaletin olmadığı yerde ne olur? Kaos olur. Anarşi olur. Böyle bir ortam var şu an. Güvenliğimiz tamam mı? Değil. Bakıyorsunuz ekonomi açısından bakıyorsunuz tamam mı? Değil. Sağlık tamam mı? Değil. Eğitim tamam mı? Değil. Çalışma hayatı tamam mı? Değil. Yok, yok, yok. Neyi konuşacağız yani biz? Bizim de mücadelemiz bazı şeyleri, mesela grevler yapıyorsak, bazı şeylerin düzelmesiyle ilgili. Örneğin sosyal sigortalarda biz grev yaptık. Kamu işle birlikte. Kardeşim orada diyoruz ki Girne'de biz basın açıklaması yapıyoruz. Ve diyoruz ki Girne'deki basın açıklamasında odacı isteniyor ya. Ve bu sosyal sigorta öyle bir kurum ki omurga pozisyonunda. 100 bin üzerinde insanlara ilaç yardımı yapıyor, gözlük yardımı yapıyor, sağlık yardımı yapıyor, maaş ödüyor. Tamam da böyle bir omurgası olan bir bakanlıkta siz kalkıp bir odacı bile bana yoktur, nerede bulayım derseniz ya da bulamam bakalım derseniz ve biz size biraz süre verip en azından bir çare bulmanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kale bile almazsanız ya da kale alır gibi görünüş ve uygulamazsanız benim ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Tabii ki grev yapacağım. Ve Sayın Bakan da gelip orada bizi tabii işte ödenmezse dedi, bizi işaret ederek suçlular bu başkanlardır dedi. Tam bayram arifesinde olunca o da bayram. Hayır biz de bakın gene biz iyi niyetliyiz, vezneleri açık tuttuk. Ki insanımız, vatandaşımızın işi dönsün. Bir duyarsızlık var, o duyarsızlığa dikkat çekmek için. Ve inanın özellikle Girne'deki sosyal sigortalarda 55 kişi olması gerekirken 33 kişi var. 33 kişinin 5 tanesi emekliye çıkıyor. Ve nüfus artışıyla biliyorsunuz bu belediyelerin de artmasıyla ilçeler bölgelere kaydı. Girne bölgesinde mesela arttı iş yerleri. Buraya da aynı sayıdaki insanla sen iş yapabilir misin? 10 tonusa 20 ton oldu yükü. Ya odacı adam oradaki memur alıp dosyayı götürüyor. Oradaki müfettiş alıp götürüyor. Sizin göreviniz orada bakıyorsunuz, başka dairelere bakıyoruz. Elif Hanım şişmiş adam gönderiyorlar. İhtiyaç olan yere de adam yok diyor. Tamam ben ne yapayım yani şimdi şu an? Yani siz oturduğunuzda koltukta her şey tamamdır diyorsunuz. Adam yok diyorsunuz. Hayır kardeşim. Bizim de görevimiz, evet yanlışlarımız yok mu? Bizim de var. Yani biz de her şeye grev yapacak değilim ben. Benim öncelikle kendi sendikam adımla konuşuyorum. Benim istişare ve diyalogdan geçer.
Ve Sayın Bakanımızın, ben geçmiş olsun diliyorum Hasan kardeşimiz, bizim canımız ciğerimiz, o başka bir konu. Ama burada ne bekliyorduk biz? 6 ay var ya Elif Hanım, neredeyse 6 ay oldu, yazıştık. Böyle böyle sıkıntılar var, teşkilat yasası var. O da o kurumun önemli bir dediğimiz, omurga dediğimiz bir parçası. Tamam da daha şeye gönderilmemiş meclise. Bu kadar önemli bir dairenin yapılanları görüyoruz. Bak bunları ben açık ve net söylüyorum ha, hiç böyle atmıyorum ha. Olan eksiklikleri ben dile getiriyorum. Bu noktada emeklilik yaşının yükseltilmesi konusundaki bakış açınız nedir? Şimdi bakın burada bazı kesimler, bu tabii isteğe bağlı olacak. Ama bunu da söyleyeyim ha, bu da kişiye özel yapıldı. Öyle mi? Tabii canım. İsim vermek istemiyorum burada. Bu da kişiye göre yapıldı. Yani onları yapsınlar diye öneri getirildi. Diğer genel kamu görevlilerine de. Yani devlet kadrosunda çalışan birileri yaş haddinden emekli olacaktı. Evet. Bunun engellenmesi için evet, mi bu? Evet, biraz da uzasın diye. Biraz da uzasın diye. Ama nasıl getireceklerdi? Kişiye özel olmaması için. İşte biz böyle bir düşüncemiz var. İşte kamuda isteğe bağlı olarak isteyen de kalsın. Peki siz dışarıda oturan müşavirleri çalıştırabildiniz mi? Onu sorarım. Şimdi siz dışarıda oturuyor, ikinci, üçüncü işe, bakın ben hepsi için söylemiyorum. İşe gelmek, çalışmak isteyen de arkadaşlarımız var. Ben biliyorum isim isim de gelmek isteyenler. Siz görev vermiyorsanız, bütün geleceği zaman materyallerini oluşturmadığınız zaman, adam da gelmiyor. Adam diyor ki beni çağır geleyim iş yapayım diyor. Böyle bir mantık var. Ha siz yine diyeceksiniz ki 65 yaşına kadar uzattım. Adam böyle 55 yaşındaysa 10 sene daha otursun. Maaşlarını artışlı olarak almaya devam etsin. Peki bunu yaparken bunun için önlem aldınız mı? Yok. Peki birileri istedi diye işte 60'tır da 65 yapacaklar. Biliyorsun 60'tır kamuda 2010 öncesinin şeyi 60 yaştır en fazla çalışabileceği. Siz birilerine bunu yapacaksın 65'e kadar. Bizim adamdır, bizdendir. Ve bunu öne sürerek işte isteğe bağlı olarak kamuda diğerleri de isterse çalışsın. Ha isteyen de var, doğrudur. Adam bak bunu kimin için yapmanız lazım? Geç girmiştir. Ancak 25 yılını tamamlayamamıştır 60 yaşında. Mesela 40 yaşında girmiştir, 60 yaşı 20 yıl. Sana yasada ne der? 25 fiil hizmet 55 yaş der. Ona da dersin, evet bakarsın, ihtiyacı yani olması gerekiyor, 25 yıl doldurması gerekiyorsa onlara yapabilirsin. Yani isteğe bağlı ve bana birkaç kişi arıyor, başkan ben doldurmam 25 yılı, olursa iyi olur diyor. Ama amaç bu mu, buna mı yönelik mi, yoksa birilerini üzerinden başka işte onlara gösterelim, bunu da yapalım mantığıdır. Onun için artı bir de ne var? Artık 60 yaşına geldikten sonra artık birileri çıkması lazım ki yenilere yer açılsın biliyorsun. Genç istihdamlar sağlansın. Artı bir sıkıntı da şudur. Eskilerden de çıkması da sıkıntı. Çünkü kurumsal hafıza diye bir şey kalmadı dairelerde. 3-5 tane kaldı. Yani 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra artık 2010 öncesi kalmayacak. Hani bu eskilerden dediğimiz 779 sayılı yasayla alınanlardan birilerini bulamayacağız. 2010 sonrası girenlerin artık tabii bu da hayat devam ediyor. Yani bu da olması gerekiyorsa olacak. Ama tabii yanlış politikalar, yanlış siyaset, torpil mekanizması, adam gayırmacılık, peşkeş hep bunlar bizi bugünlere getirdi. Şimdi bizden de bu konularda katkı yapma vermemizi ya da bu konularla ilgili bizden yardım istemeleri. Tamam da siz başından bunu yaptınız. Başından birlikte oturup bir masa etrafında bazı şeyleri oturup tartışsak da yapsak ne güzel olurdu. Doğruları yanlışlarıyla. Yoksa ben bilirim ben yaparım mantığıyla yapıp bu hale mi gelmesi gerekirdi? Şimdi mesai saatleri var gündemde biliyorsunuz. Evet, tam ona bağlayalım diyecektim. Yani, mesai saatlerini estağfurullah. Tabii mesai saatleri. Tabii mesai saatlerini 2017'de biliyorsunuz. Şu an düşünülen mesai saati 8-15.30. 08-15.30.
Biz bunun yapım biz eskiden kalmasından yanayız sendikalar olarak. Ha buradaki esas sıkıntı nedir? Niye bu kadar çok değişiyor mesela insanları? Bakın daha önce neydi? 7 ay kış mesaisiydi, 5 ay yaz mesaisiydi. Hı hı. Dönüldü oradan 8-3,5 denildi. Doğru. Tek mesai. Tekrar 2 yıl orada kaldı. 2017'ye uygulandı bu. Cumhuriyetçi Türk Partisi sanıyorum uygulamıştı bunu. Tekrar UBP gelince. Şu an nedir? Tekrar 16-15 çıkış saatiyle ilgili bir durum oldu. Şimdi tekrar 8-3,5'a dönülüyor. Şimdi bunun bana birileri söyleyecek. Ne için? Ne gerek neydi? Ben size söyleyeyim. Tabii bunu sermaye kesimi de istiyor. Çünkü yaz mesaisinde 2,5'ta çıkılıyor ya, 2'de ya da 2,5'ta. 3,5'ta çıkılsın. Çünkü özel sektördekiler de tabii yerden göre de haklıdır. Özel sektörden. Yani ben açık net söyleyeyim. Bu konuda özel sektör, hatta biz bu konuda biz Ticaret Odası Başkanı'yla da görüştük. Ya dedi şunu böyle yapalım. 9'da gelinsin, 5'te çıkılsın. Peki dedik ya, nedir sizin düşünce? Verimsizlikten bahseder. Verimsizlik mesai saatlerine ilgili değildir. Bakın, verimsizlik mesai saatlerine ilgili değildir. Verimsizlik, siyasilerin o üçlü kararnamelerle atadıkları var ya, onlarla ilgilidir. Liyakat konusuna geliyoruz o zaman. Liyakat konusudur. Hı hı. Siz çünkü balık baştan kokar dediğimizde nedir? Ne demek isteriz? Yani şimdi alt taraf sen iş verdiğin iyi bir şey gösterdiğinde yapmadı mı? Hı hı. Yapmadıysa cezası var. Bunu işletirsin en azından. Ama bilmiyorsan ki seni atamayla yaptığı için oraya, sırf torpilinle bayrak salladığın için konudan uzak, mevzuattan uzak, mevzuatı bilmez, yönetmenliği bilmez. Ne olur? Verim düşer. Doğruya doğru. Ha bu mesai saatlerini böyle artırmayla ya da geri çekmeyle bir verimsizliğin ya da verimin olacağı konusu ben doğru bulmuyorum. Evet, burada ek mesailerden de, evet dedik ya, yüksek bir meblağ var, 800 milyon civarıdır. Ben de yani gerçekten, yani bir ağır yüktür maliyeye bu. Ama biz ne öneri sunduk? Bu 800 milyonu vardiyaya geçilsin. Vardiyaya geçilmesi için de alacaksınız liyakatlı donanımlı 500 kişi veya örnek diyorum. Maliyeti bu kadardır. En azından yarı yarıya kurtarırsınız. Hem iş imkanı sağlarsınız, hem de o dairelerdeki çarkı vardiyayla yaparsınız. Böylelikle ekmek sahibi ortadan kalkıyor. Bakın bunları konuşalım. Yani kimse bana bir şey demesin. Ekmek sahibi de çekmek istiyorsunuz. İşe gel gitmeyen arkadaşlarımız var. İşe gitmeyip maaş alanlar var. Efendim mesaiye gitmeyip mesai yazanlar var. Peki bunların kontrolü niye yapılmıyor? Niye bunlar olmuyor? Çünkü popülizm dediğimiz var ya, ya bizim partilidir ya, bizim adamdır. Boş verin. Hayır kardeşim, siz bunların hesabını soracaksınız. Ondan sonra diyesiniz bize işte mesai saati kısalım ya da uzatalım ki ek mesaiden kısalım. Yoktur böyle bir olay. Ve yine ben buradan söylüyorum, bizim şu anki kalmasıdır sendikalar olarak düşüncemiz. Ancak Sayın Başbakan'ın, hükümetin kararı da 8-3,5'tur. Tabii burada biraz aklı bulandı insanımızın, bir bilgi kirliliği vardır. Şu an 8 Mayıs'ta yaz mesaisi geçecek. Herkesin Hı. düşüncesi 8 Mayıs'ta yaz mesaisi geçerken, şu anki hükümetin düşündüğü karar mı? Yoksa hayır, şu an ben onu söyleyeyim. Şu an zaten yetiştiremezler. Mevcut sistemden devam edeceğiz. Biz Eylül'e kadar bunu açık ve net söyleyeyim. Biz Eylül'e kadar bu sistemin kalmasından yanayız. Hı hı. En azından hükümet kanadında bu konuda biz çalışma yapıyoruz. Altyapı zemini hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bu süreçte de diyebilirim ki yaz mesaisi 8'inde geçtiği anda yine 8-2,5 olacak şekilde bu önümüzdeki hafta öyle uygulanacak. Bunu söyleyeyim, bilinsin yani. Ama ekonomi yükünü azaltmak ve iş verimliliğini çoğaltmak için de aslında en iyi alternatifin vardiyalı sistem olduğunu tabii savunuyorsunuz. Tabii canım, vardiyalıya koyduğunuz zaman yine söylüyorum, bakın bir bu alemi cihan olmanıza gerek yok.
Siz 800 milyon ki bu önümüzdeki yıl 1.200 olacak ha. Bakın hayat pahalılığı da olduğundan üzerine bindiğinde o da artacak. Tamam da siz 1 milyon 200 bin sadece yıllık ek mesai için ayıracaksınız ya da 1 milyar. Peki siz 500 milyona örnek söylüyorum 500 ise 300 milyona kaç tane personel alırsınız ve bunu alırken de vardiyalara. Sağlığa da, gümrüğe de, diğer bu ek mesai cezaevine de, ek mesailerle ilgili. Bakın bir odacı bulamıyoruz diyoruz ya. Bir odacı bulamıyoruz. Siz hem iş imkanı yaratacaksınız, hem ek mesai aşağı çekeceksiniz. Yani bunu bilmiyorlar. Biz kaç defa söylüyoruz Elif Hanım? Kaç kez? Nasıl düşünceniz nedir? Söylüyoruz işte düşüncemiz bu. Yapın, alın. Ama adaletli alın. Yani... Yanlış anlaşılmasın. İşçi derken işçiye de saygımız sonsuzdur. Çalışan ama liyakatlı, donanımlı, sınavla alınabilecek insanları alın. Var diye koyun. Bu kadar basit. Hem şu an özellikle sağlık perişanlara oynuyor. Sağlık çöktü diyoruz ya. Şimdi ne doktorumuz var? Tam. Ne alet edevat var? Ne hemşire yeterli? Sağlık çalışanı yetersiz, hiçbiri yok. Aynı şeyle nüfus arttı, aynı kişilerden de çevirmeye bir de sıkıntı sağlıkta özellikle personel almadan, altyapı almadan şey açıyoruz, birim açıyoruz ya da ilgili bir konuyla ilgili bir birim açılıyor ve ona da altyapısı yok, personel yok. Tamam da o personel ne yapacaksın? Alacaksın ondan. Buraya aktaracaksın. Ondan alıp ondan alıp bu şekilde bir devam ettirmeye çalışıyorlar. Yanlış. Altyapıyı hazırla. Her şeyi hazırla. Ona göre aç. Biz bunları söylüyoruz. Onun için çok konuşacak şeyler var. Çok da konuştum herhalde. Özür diliyorum ama. Son toparlayalım. Ben tabii ki bu özellikle şu an mesai saatleriyle ilgili son konuda onu söyleyeyim. Bizim sendikalar olarak zaten biz 3 sendika yetkili sendika olarak basın açıklaması yazılı bir basın açıklaması olacak. Bu konuda bizim şu ankinin devamlılığıdır. Eğer hükümet kararlıysa ben yapacağım biz geri dönüşü yoktur mantığıysa da biz en azından Eylül'e kadar bunun devam etmesidir. Çünkü herkes şu an yaz geliyor. Yaz zaten bizdeki yazın biliyorsunuz 45-50 dereceye kadar maalesef. Neredeyse çıkıyor. Evet. Kimi tutacaksın sen 3.5'a kadar bu sıcak havalarda? Ha ben özel sektörün bu konuda haksızlığına lafım yok. Yani ne söylese yeridir ama bunu da yaparken göz önünde bulundurması gerektiğine inanıyorum ben hükümetin. En azından tabii Sayın Başbakan da bizlere dedi ki tamam ya biz bir çalışma yapıyoruz. Zaten seçim yasakları da var biliyorsunuz. Ona göre göreceğiz bundan sonrası şeyler ama 8'inden itibaren ben buradan söyleyeyim. Üyelerimiz de çünkü bu soruyu devamlı soruyor. Bilinsin en azından 8 Mayıs şu an olması gereken neyse odur. Yeni geçecek olan hükümetin istediği bir 8-3.5 olay değil onu söyleyeyim. Şu anda mevcut sistemden en azından bu yaz geçecek gibi görünüyor. 8 Mayıs'ta zaten biliyorsunuz değişecek saatler. Evet. 8 Mayıs'ta 8-2.5 olayı olacak. Devreye girecek. Peki çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımınız. Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Her çok zaman. Sağ olun. Evet değerli izleyenler nerede kalmıştı? Burada noktalıyoruz. Konuşacaklar bitti mi? Elbette ki bitmedi ama süre bu kadardı. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.